Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Gelinlikle ilgili en çok merak edilen şeylerden birisi prova konusu. Gelin adaylarının bize en fazla sorduğu soruların yanıtlarını bu videoda vereceğiz ve seni provalara hazır hale getireceğiz. Hadi başlayalım. Gelinliği aldıktan sonra provalar nasıl planlanıyor? Gelinliğini aldığın tarihten düğün tarihine arada ne kadar zaman varsa provalar buna göre planlanıyor. Hem senin hem de gelinlikçinin müsaitlik durumuna göre tarihler belirleniyor. İlk prova genellikle gelinliği aldıktan sonraki 10 gün içerisinde yapılıyor. Düğününe eğer 4-5 ay gibi geniş bir vaktin varsa da provalar ayda bir şeklinde ilerliyor. Ama düğüne çok da vaktin yoksa, mesela 1-2 ay varsa provaları 15 günde bir şeklinde planlayabilirsin. Gelinlik provası kaç defa oluyor ve hazır gelinlikte provaya gerek var mı? Ortalama olarak bir gelinlik 3-4 provada tamamlanabiliyor. Ama bu süre gelinliğin özel dikim mi yoksa hazır model mi olduğuna göre de değişiklik gösterebiliyor. Prova sayısı özel dikim gelinliklerde hazır modellere kıyasla daha fazla oluyor. Yani buradan da anlayacağın üzere hazır modellerde de provaya gerek var. Çünkü hazır modellerde de gelinliği vücuduna uygun hale getirecek tadilatlar yapılıyor. Özel dikim gelinliklerde ise prova süresi daha da uzun oluyor. Çünkü gelinliğin kalıbından kumaşına işlemelerine kadar planlanması ve dikimi bu süreyi uzatıyor. Gelinlik provasında süreç nasıl ilerliyor? İlk provada ölçüler alınıyor. Bu ölçülerle bir sonraki provaya kadar genellikle gelinliğin üst kısmı dikilmeye başlanıyor. Sonraki provada gelinliğin üst kısmı gelinin üzerinde deneniyor. Oturup oturmadığına bakılıyor. Eğer bir sorun yoksa gelinliğin etek kısmının dikilmesine başlanıyor ve bir sonraki provaya kadar da gelinliğin tamamı dikilmiş oluyor. Son prova genellikle son bir ay gibi düğüne yakın bir tarihte yapılıyor. Çünkü hazırlık sürecinde kilo alabilir ya da verebilirsin. Bu yüzden de gelinlikte rötuşlar için vakit gerekebiliyor. Son rötuşların da yapılmasının ardından belirlediğimiz tarihte gelinliğine teslim alabiliyorsun. Gelinlik provaları kaç saat sürüyor? Gelinlik provasının ne kadar süreceği aslında gelinlik firmasının bu alandaki tecrübesine bağlı. Genel olarak bir provanın aslında ortalama 1 saat sürdüğünü söyleyebiliriz. Beklenmedik durumlar ortaya çıkarsa süre uzayabiliyor. Mesela ben vücudumu gelinlik provasında tanımış oldum. Gövdesi ve sırtı dantelli bir gelinlik almıştım. Gelinliğin üstü dikildi. İkinci provada ben de üstünde denedim. Simetrik dikilmiş olmasına rağmen gelinliğin sırtı denediğimde bende yamuk durdu. Sol kısım daha yukarıda duruyordu. Meğer postür bozukluğundanmış. Provada moda evinin tecrübeli ekibi hemen üste ek bir parça dantel ekleyelim dedi. Fark belli olmasın diye de ince işçilik çalışıldı. Tabii bu işlemler provada geçen süreyi de uzattı. Bu yüzden prova gününde zamanını esnetebileceğin şekilde program yapmanda fayda var. Gelinlik provasına kimle gidilir, tek mi gitmeliyim? İlk provada sadece ölçü alınacağı için tek gitmende bir sakınca yok. Ama sonraki provalarda gelinlik biraz daha ortaya çıkacağı için fikrini almak istediğin bir yakınınla birlikte gidebilirsin. Zevkine ve yorumlarına güvendiğin birileri olursa ne âlâ. Ama kime karar verirsen ver, kişi sayısını en fazla 1-2 kişiyle sınırlandırmanda fayda var. Gelinlik provasına nasıl gidilmeli, ne götürülmeli? Gelinlik provalarına giderken düğün günü gelinliğin altına giyeceğin iç çamaşırı ve ayakkabını da yanına almanı tavsiye ediyoruz. Böylelikle gelinliğin düğün günü üzerinde nasıl duracağını da baştan görmüş olursun. Üst kısmın ölçülerinin alınacağı provada sütyenin yanında olabilir mesela. Tabii seçeceğin çamaşırın vücuduna tam oturmasına ve potluk yapacak bir model olmamasına da dikkat etmende fayda var. Ama gelinliğin kuplu bir modelse buna da gerek kalmayacaktır. Etek kısmının ölçüsünün alınacağı provada düğün günü giyeceğin ayakkabının yanında olmasında fayda var. Çünkü bu provada gelinliğin etek boyu için de ölçü alınıyor ve haliyle ayakkabının topuk boyu da etek boyunun ölçüsünü de etkiliyor. Ayakkabını giydiğinde alınan ölçü en sağlıklısı olacaktır. İkinci ve üçüncü provada gelinliğin biraz daha ortaya çıkmaya başladıkça saç, makyaj ve aksesuar gibi seçimlerini de test edebilirsin. Eğer bir saç aksesuarı kullanacaksan gelinliğin üstündeyken takabilir ve uyumlu olup olmadığını da görebilirsin. Aynı şekilde saç modelini de gelinlikle denemende fayda var. Düğün günü gibi saç yaptır demiyoruz tabii ama gelinliğin üstündeyken saçın toplu mu olacak yoksa açık mı kalacak gibi farklı stiller deneyebilirsin. Tadilatlarının bitmesinin ardından gelinliği denediğinde modelin içine sinmesi çok önemli. Aklına takılan en ufak detayı bile gelinlikçinle mutlaka paylaşmayı unutma. Çünkü gelinliğin her detayından ne kadar emin olursan düğün gününde kendini içinde o kadar iyi hissedersin. Son provada da gelinliğin ve ayakkabınla yürüme denemesi yapmanda fayda var. Bunu özellikle kabarık ve kuyruklu gelinlik giyecek gelinlere tavsiye ediyoruz. Geldik videomuzun sonuna. Gelinlik provasıyla ilgili en çok sorulan soruları senin için yanıtladık. Ama hala yanıtını alamadığın sorular varsa yorumlara yazmayı unutma ki cevaplayalım. Düğün.com YouTube kanalına abone olabilir, videomuzu beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.